Arkadaşlar, bizim bu vermiş olduğumuz eğitim, hani her hafta Salı günü vermiş olduğumuz eğitim, bu hafta bilgi güvenliği eğitimi. Yani biz kurum olarak, özellikle devlet olarak sahip olduğumuz bilgileri korumak zorundayız. Bu ikinci, üçüncü ve diğer dördüncü şahısların eline asla geçmemeli. Burada en önemli sorumluluk sahibi olan tüm çalışanlar. Yani sadece bir birey değil. Burada bir kişinin hatası bütün kurumu, devleti dahil, ülkeleri dahil yok edecek derecede etkilemektedir. Bilgi güvenliğinde bilgi nerelere saklanır arkadaşlar? İlgili ve yetkili odalarda, işte CD'lerde, flash belleklerde, dosyalarda, zarflarda, bu telefonlarda dahi olabiliyor. Bu geçmiş yıllarda, şu an ekranda görüyorsunuz, geçmiş yıllarda yapılan çok büyük hatalar var. O zaman fotokopiler bayağı bir revaçtaydı. Fotokopisi olmayan firmalar, işte yani bazı kurumlar önemli evraklarını gidip dışarıdan çektiriyorlardı. Çok önemli bir evrağın fotokopinin üzerinde unutulduğunu düşün. Yani inanın bu çok büyük bir facia oldu o kurum için. Diğer önemli bir konu bilgi güvenliğinde. Bu mesai saatleri içerisinde ya da mesai saatleri dışarısında şimdi özellikle öğlen saatlerini yemeğe çıkarken bilgi güvenliğini kilitlememiz gerekiyor. Bu ne demek? Dışarı çıkarken mutlaka ekran kapalı olması gerekiyor. Monitörler. Hem elektrik tasarrufu burada sağlanmış oluyor hem de ekranını dışarıdan gelen ikinci ve üçüncü şahıslar görmüyor. Eğitimlerde tahta eğitim salonundan örnek bu yaşanıyor. Tahta yazılan önemli yazılar, bilgiler bunlar mutlaka oradaki görevli kişiler tarafından ya da en son çıkan kişi tarafından mutlaka silinmesi gerekiyor. Eğer masa üstlerinde, dolaplarda ya da çekmecelerde o eğitim sırasında verilen evraklarla ilgili, makul evraklarla ilgili bilgi verilmişse o evrakta mutlaka oradan alınması gerekiyor. İlgili korunması gereken ya da saklaması gereken dolaba kilitlenmesi gerekiyor. Yani atılmıyor. O dolaba kilitleniyor. Hemen hemen genelde küçük çaplı firmalar ya da bu evde de yapabiliyoruz. Önemli evraklar direkt çöpe imha edilmeden atılmaması gerekiyor. Yani çok önemli bir belge var elinizde. Bunda sizinle ilgili TC numaranız olabilir, üzerinde resminiz olabilir, şifreniz olabilir. Bunları imha etmeden direkt böyle buruşturup çöpe atmamak gerekiyor. Bu hem kurumlarda geçerli, şubelerde geçerli, ofislerde de bu geçerli arkadaşlar. ISO 27001 bilgi güvenliği sisteminde şunu diyor arkadaşlar. Kritik odalar adreslenmemeli. Yani o odanın mesela muhasebe ise muhasebe olduğu yazılması gerekiyor. İşte bilgisayar ise oranın bilgisayar olduğu, yani bilginin en çok saklandığı alanlardan bahsediyoruz. Oraya yazılmaması gerekiyor. Verilerin korunmasını bize en büyük tehditler hemen hemen herkes bütün arkadaşlar biliyor zaten. Bunlar artık virüsler. Ben bununla ilgili hemen hemen her gün hem mail ortamında hem de WhatsApp ortamında arkadaşlar sizlerle paylaşıyoruz. Virüs durduk yere gelmez. Mutlaka ona bir kişinin, bir kullanıcının ya ona tıklaması gerekiyor, ya o sayfaya girmesi gerekiyor veya da dışarıdan bir flash bellek daha önce geçmiş yıllar yaşamış. Bir flash belleği alıp da o bilgisayara takması gerekiyor. Ancak virüs o şekilde bilgisayara bulaşabilir veya da telefona bulaşabilir. Turbo atları aynı şekilde bunlar genelde oyun oynayan kişiler bazı oyunları işte kırmak için illegal sitelerden yamalar indiriyorlar. Bu indirilen yamalar bu illegal sitelerden turbo atlarıyla, trojanlarla bizlerin bilgisayara bulaşabiliyor arkadaşlar. Bilgisayarlarımızda veya cep telefonlarında, öyle de cep telefonu daha sık çıkıyor. Reklam yazılımları var arkadaşlar. Yani diyelim ilk siteye geliriz, kurumsal olmayan siteye. Mesela hemen hemen hepimizin bildiği işte program indirme siteleri var. Bu sitelerde genellikle mutlaka o sitenin sahipleri, oradan yöneticileri reklamlardan para kazandığı için mutlaka reklam yazılımları böyle pop-up dediğimiz ekrana çıkan haberler çıkartırlar. Bunların arasında eğer bir tane hacker
Bu çünkü geçmişte yaşanmıştır. Hacker siteyi hackliyor, kopyasını birebir yapıyor. Siz o siteye girdiğinizi zannediyorsunuz. Bu birkaç ay önce yaşanmıştı. Bir tane çok ünlü bir tane yemek firmasının sitesini hackliyorlar. Oradaki kullanıcı şifreyle yani yine abone olanlar özellikle giriyor. Bütün bilgilerini giriyor. Kredi kartı her şeyini giriyor. Girdiği alanda oradaki hacker arka planı sizin o girmiş olduğunuz bütün bilgileri çalıyor ve kredi kartınızı, bankadaki hesaplarınızı boşaltabiliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde casus yazılımlar. Bunda yine kullanıcının rızası dışında olan, yani diyelim ben mesela X bir bilgisayar izleyeceğim. İnternetten bir tane yazılım indirdim. Yani bu gözlemliyorsun. Yani A ortamından kişiyi takip ediyorsun kendi ekrandan. O indirmiş olduğun casus yazılım aslında sizin için bir tuzak. Yani kurum için tuzak. Bunu koruma yolları ne arkadaşlar? İşletim sistemleri güncel tutulması gerekiyor. Biz bunu zaten takip ediyoruz. Antivirüs yazılımlar olması gerekiyor. Bizim bütün bilgisayarlarda şubeler dahil antivirüs yazılımlarımız mevcut. Bunlar zaten kendini artık otomatik olarak güncelliyor. Parola güvenliği hiçbir kullanıcı bu evlere dahil, ofislerde de dahil kullanıcı da şifrenizi herkesin görebileceği bir ortamda tutmamanız gerekiyor. Şimdi burada ekranda resimde görüyorsunuz. Parolasını yazmış, monitörlerini koymuş. Bu açık bir hedef. Veyahut da blok notlar var. Bu bütün masalarda var şu an mesela. Buraya firma ile ilgili eğer özel bir kredi kartı numarası varsa, firmanın şifresi varsa buraya ekrana yani herkesin görebileceği bir alana konulmaması gerekiyor. Sticker'lar dahil. Parolalar en çok yapılan hatalar arkadaşlar. Bu hemen hemen bütün firmalarda geçerli. Hatta bunlarla ilgili davalık olan çalışanlar var. Yani firma sahibiyle çalışana davalık. Kurumun mail hesabı ile hiç kimse sosyal medya hesabına giriş yapamaz. Bunu bir daha söylüyorum arkadaşlar. Önemli çünkü maillerin bir kısmı bana da düştüğü için. Diyelim X, ben mesela Ergin İnanç mail hesabımla Twitter'a, Google'a şahsi hesabım, şahsi işim için Google'a, Twitter'a kayıt yapamam. Bu suçtur. Hani o kuruma karşı bir suç işlemiş oluyorsunuz. Bunun yaptırımları tabii bu kanuni çerçevede içerisinde var ama tabii bu caydırıcı olmuyor. Şifre verirken basit şifreler vermemek gerekiyor. Doğum tarihi özellikle. Çünkü hackerlar genelde basit şifreleri hedef alıyorlar. Bir de en önemli konu bu parolalar konusunda. Bizi biliyorsunuz arkadaşlar, gümrük müşavirlerimiz var. Biz bu gümrük müşavir şifreleriyle gümrüklerde giriş yapıyoruz. Yani o kullanıcı TC'ye giriyoruz. TC'ye girdikten sonra müşavirin şifresini giriyoruz. Ben özellikle buna dikkat ediyorum. Benim X gümrükten arayan bir arkadaş, X müşavir arkadaşın, yani müşavirimizin TC'si şifresi istediği zaman karşı tarafı ben şifre verirken ilk şunu söylüyorum, tekrar etme. İlk başlarda, geçmiş yıllarda buna tepki verenler oldu. Yalnızım, yalnızsın ama sen alışkan haline bunu getirirsen, benim vermiş olduğum o kullanıcı adı şifreyi yazarken tekrar edersen o şifreyi çalarlar. Yani müşavir şifresi çaldı mı yıllarca bu davalar devam ediyor. Şifreler güçlü ve en az 8 karakterli olması gerekiyor arkadaşlar. Büyük küçük harf bunlar güvenlik açısından çok çok önemli. Bir de çok önemli sosyal mühendislik denen bir şey çıktı arkadaşlar. Bu özellikle son zamanlarda bayağı bir revaçta insan faktörünü hedef alıyor. Yani kişiyi etkileme, ikna yöntemi, yani kandırma. İşte bir şekilde bu işi yapan kişiler ikna yöntemini bilen kişiler karşıdakini parmağında oynatabiliyor. Ben çoğunlukla özellikle metrobüste görüyorum ben. Yaşadığım örnekte size şey vereyim. Omuz sörfü diye bir şey var bilgi çalmak için. Şimdi ben oturuyorum. Yanımda oturan X kişi veya kişiler ben notebookla çalışıyorsam ya da telefonla
ilgileniyorsam mutlaka göz atıyor. Eğer ben o notebookla veyahut da elimdeki telefonla şirketle ilgili özellikle orada bir kullanıcı adı şifre yazıyorsam onu bu omuz sorfi denen kişiler yani yan bakanlar yani böyle eğilip bakanlar da var. Sizin girmiş olduğunuz kullanıcı şifrenizi girerek sizin bilgilerinizi çalabiliyorlar. Öyle kafelerde bunu ekip olarak yapanlar var. Havalimanlarında aynı şekilde. Bu ekranda gördüğünüz bu çöp karıştırma basit gibi görünüyor ama bilginin yazılı olduğu bu CD olabilir, kağıt olabilir. Bunları imha etmeden CD'leri burada kırıp parçalıyoruz. Kağıtları da ya kağıt kıyma makinesine kıyacağız. Eğer yoksa elimizde parça parça yapmamız gerekiyor ki bu çöpe gittiği zaman başkalarının eline geçmesin. Özellikle yabancı ajanlar yani işte özellikle yabancı kaynaklı ajan firmalar, kişiler yani devletler genelde ben bunu duyduğumda önce yıllar önce inanmamıştım. Yani çöpleri karıştırıyorlar. Yani oradan bilgi alıyorlar. Yani çöp karıştırarak bunu eskiden mesela devlet kurumları işte sahip oldukları kağıt üzerindeki ya da materyal üzerindeki bilgileri imha etmeden çöpe attıkları için yabancı dışarıdan gelen işte FBI olsun, diğer ülkelerin ajanları olsun çöpleri gelip buradan aklımıza hayalimize gelmeyecek bilgilere sahip oluyor. Olmuşlar da zaten geçmişte. Son zamanlarda bununla ilgili çok sık İçişleri Bakanı SMS de atıyor. Dolandırıcılık arkadaşlar. Sizi arayıp da beni bir kere aramışlardı. Başıma geldi ki söyleyeyim size bunu. Bankada arıyormuş gibi yapıp numaraları birbirine farklı oluyor. Bunu özellikle seçiyorlar. 0850 numaralarını alıyorlar. Yahut da bilinen işte 0212-216 yani başında yani yurt dışı olmaması özellikle özen gösteriyorlar. Sizi arıyorlar. İşte bankadan aradığını, polis olduğunu, yani buna gerçekten inanın hakim olan bir kişi dahi buna kanmış. Yani hakim, savcılık yapıyor. Bankadaki hesapları boşaltıyorlar. Birisi sizi dışarıdan aradığı zaman sizden para olanınızı, şifrenizle ilgili bir şey söylediği zaman kesinlikle ona itibar etmemeniz gerekiyor. Yani sizden her şeyi doğru söyleyebilir. Doğum tarihi, anne adı, baba adı, o kritik sorusu sorabilir. Şifre kısmına geldiyse orada uyanmanız gerekiyor. Bunlar zaten haberlerde de çıkıyor. Öyle bir sosyal mühendis ki bunlar. Sizi hipnoz ediyorlar. Siz de anlamıyorsunuz. Bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de oltalama denilen bir yöntem var. SMS ile genelde yapıyorlar veyahut da WhatsApp'tan atıyorlar. Yüksek rakam diyelim mesela işte burada 950 diye rakam. Daha yüksek rakamlarda bununla ilgili bir de mailler de çıkmıştı. Ben bunu arkadaşlar sizlerle daha paylaşmıştık. Diyor ki işte X işte bankadan mail geliyor. Şu kadar borcunuz var diyor. Size böyle bir SMS geliyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey arkadaşlar size mail olarak şu an artık geliyor. SMS olarak geliyor. SMS çünkü telefonu açılabiliyor akıllı telefonlarda. Siz o gelen linke tıkladığınız zaman sizi başka yere yönlendiriyor. İlk dikkat etmeniz gereken o adresin doğru olup olmadığı. Onun başında TR'den sonra bir işaret var mı? Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da orada bir rakam var mı? En yoğun saldırılar e-posta üzerinden oluyor arkadaşlar. Yani şu anda benim takip ettiğim şu anda binlerce mailin düştüğü, süzgeçten geçen bizim kendi yönetimimizde olan bir mail sistemi var. Biz şunu şöyle kullanıyoruz. Karantina denen bir alan var bu bizim mail server'da. Buraya her gün binlerce mail düşüyor. Bunların arasında gerçekten karantina düşen mailler var. Firmalarımız olabiliyor. Ben bunun içerisine süzüyorum. İçeriğini açıyorum. Eğer orada şüphe verici bir ibare varsa onu orada siliyorum. Gelen linkler benim WhatsApp'tan ve mail üzerinden paylaştığım özellikle çerçeve içerisinde alıyorum arkadaşlar bunu yani gözümüz önünde dursun diye size gelen bir tane mail
müşterilermiş gibi görünür ama arka tarafta onun uzantısını iyi tehdit etme gereği görmek gerekiyor. Siz o maile tıkladığınız anda sizi başka bir sayfaya yönlendiriyor. Özetle kaynağı bilinmeyen mailleri kesinlikle açmamak gerekiyor. Şu anda arkadaşlar bu konuda geçmişe nazaran baya baya bilgilendiler, bize yardımcı oluyorlar. Şüphelendiğiniz uzantısı zip ile ve RAR ile bilinen dosyaları kesinlikle mailde özellikle açmıyorsunuz. Yani bir kurumda burada açmış olduğunuz bir tane mail bütün aynı ağda olduğumuz için arkadaşlar bütün şirketi etkiliyor. Şu böyle ofisler buna dahil. Bilgi güvenini sağlamak en başta da söylemiştik. Sadece bazı birimlerin sorumluluğu değil. Bilgi güvenini sağlamak bütün çalışan arkadaşların sorumluluğudur arkadaşlar. Son olarak yaşadığımız dün gelen bir tane, geçen Cuma günü gelen bir tane mailden bahsedeyim. Bir tane kurumsal bir tane firmadan mail geliyor. Bu zipli bir dosya, onun içeriğini açtığınız zaman onun içerisinde Exo dosyası var. En büyük, en tehlikeli virüs dosyaları sonu Exe ile biten, yani EXE ile biten dosyalar. Şüphelendiğiniz dosyalarda gelen maillerde mutlaka bize bilgi verirsiniz. Biz burada hem kurumumuzun hem çalışan arkadaşlarımız bilgi güvenini sağlamış olacağız. Ve bizim buradaki zamanlı yapacağımız müdahale yüksek zararları karşılamış olacak. Bugünkü eğitim Ergin Bey üzerinden verdik. Bu çalışmadan itibaren bizim yapmamız gereken önemli konular ne arkadaşlar? Güvenlik ve gizlilik. Bu güvenlikte bizim için en önemli olan güvenlik noktaları neresi? Barolarımızda bizim şifrelerimizde en önemli olan şifremiz bir A karneli şifrelemelerimiz. Bir de birlik ödemelerini yaptığımız kartlarımız. Bu konuda hem şubelerdeki arkadaşlarımız hem de ofislerdeki arkadaşlarımız şifrelerimizi ekranın üzerine koymayacak. İlk önce birlik ödemelerini yaptığımız kartlarımızın şifreleri açık olmayacak. Bir de karnelerimizinki açık olmayacak. Bir diğer konu da müşterilerimizin gizliliği. Müşterilerimizin gizliliği nedir? Bizim bütün müşterilerimizin hem gönderdiği ürünlerin bilgileri hem de ithalatını yaptığı ürünlerin bilgileri bizde. Hangi firmalara ürün gönderdikleri, hangi firmalardan ürün aldıkları. Onu da biz de hep beraber gizliliğini sağlamamız gerekiyor. Bu konuda da en önemli konu yine ekranımız. Ekranımızı mutlaka çıkarken kapatmamız gerekiyor. Gizliliğe önem vermemiz gerekiyor. Bütün şubedeki arkadaşlarımız da, merkezdeki arkadaşlarımız da bu konuya dikkat etsinler arkadaşlar. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, merhameti. Öncelikle İslam aleminin, sonra bütün mahlukatın ve sonra tüm mazlum insanlığın üzerine olsun. Hazreti Ali Efendimiz buyurdular ki, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ilim Çin'de de olsa git, al, gel, öğren ve uygula. İslam dünyası ne Hazreti Peygamber'i anlayabildi, ne de Hazreti Ali Efendimiz'i anlayabildi. Anlayamadığından dolayı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün batılı ülkeler İslam dünyasındaki Suriyeli'yi, Filistinli'yi, Afrikalı'yı, Afganistanlı'yı kerih görerek yıllardan beri Bosna'da, yıllardan beri Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Afrika'da ölen insanları dinlerinden dolayı, renklerinden dolayı kerih görerek hiç ilgilenmedi, ilgi alanı içerisine dalmadı. Dün Almanya sokaklarında mahşeri mitingler yapıldı Ukrayna için. Ama aynı Almanya, aynı Fransa, aynı İngiltere, aynı Rusya, aynı Çin ne Filistin için, ne Suriye için, ne Libya için, ne Nijerya için, ne Nijer için, ne Doğu Türkistan için, ne
Azerbaycan için, Kırgızistan için, Tataristan için kılını kıpırdatmadı. Herkes vazifesini yapar. Biz de Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mutlu bir vatandaşı olarak, bu mübarek ülkenin bir bireyi olarak, inanmış, ülküsü ilkesi olan bir birey olarak bilginin ne kadar değerli olduğunu, 6. gününü dolduran Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tekraren öğreniyoruz. Bugün burada yaptığımız eğitim, siz zannedersiniz ki çok basit, ne anlattı ki bu Ergin Uzundurukan diye geçiştirebilirsiniz. Böyle düşünen arkadaşlarımız yanlış yoldadırlar. Az önce ortamda ifade ettiğim gibi, eğer bilgiyi talep etmiyorsanız peşime takılın, ben sizi Mahmut Paşa Meydanı'na götüreyim, Hamalcıbaşı arkadaşımla tanıştırayım, sırtınıza küfeyi koyalım, her gün ortalama 1500 kilo yük taşıyın, yemeğinizi çıkarın. Onların bilgiye ihtiyacı yok. Çünkü ekmeklerini sadece sırtına vurulan yükle taşımaktadır. Biz ise tamamen bilgiye dayalı, mevzuata dayalı, araştırmaya dayalı, takibe dayalı, sorgulamaya dayalı, bir tarafında gümrük kaçakçılık istihbaratının olduğu, muhafazanın olduğu, teftiş kurulunun olduğu, maliyenin olduğu, savcının olduğu, bilirkişinin olduğu, hakimin olduğu, avukatın olduğu, hapishanesinin olduğu, gözaltının olduğu, tutuklanmanın olduğu bir iş dünyasının içerisindeyiz. Bunlar bizim duraklarımız. Şifre ile ilgili, şifre bizim namusumuz, her şeyimiz. Paradan da çok çok değerli. Bir gıda olayında bu olay yaşadık, henüz bitmiş değil. Dosya kapanmış değil. Dosya hala benim önümde ve takip ediyorum. Bugün burada Ergin Bey'in yürekten hazırlayarak, yüreğini ortaya koyarak sunmuş olduğu bu ders, dilerim ki akşam evinize gittiğinizde Çınar Televizyonu'nu açar, bu dersi tekrar tekrar izlersiniz. Çınar Televizyonu'na bu kadar soğuk davranmayın, uzak davranmayın. Çok küçük paralarla amatör bir televizyonculuk yapıyoruz. Maliyetimiz sıfır. Ama yüreğimizi koyuyoruz. Bilgiyi size şeffaf bir şekilde ortaya koyuyoruz. Mersin, İskenderun, İzmir, Ankara, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tekirdağ, Kapıkule ve Kapılar, Ambarlı, Erenköy, İstanbul Havalimanı ve diğer ofislerimiz, sizlere sesleniyorum. Akşamleyin lütfen, çayınızı demleyin. Bu akşam burada icra ettiğimiz bilgi güvenliği başlığı dersimizi evinizde lütfen izleyiniz. Kafanıza takılan sorular varsa Ergin Bey'e, Mahmut Bey'e, Emin Bey'e, Hasan Beyiç Bey'e, Halit Karabey'e sorabilirsiniz. Lütfen bizi de ikaz ediniz. Anladınız mı? İtirazı olan var mı? Bu eğitimi az önce dernek başkanımız Serdar Keskin Bey'e de attım. Herhalde müsait olmadığı için dersimize katılamadı. Ama bir gümrük müdürümüze attım. Verdiği cevabı söylüyorum. Tırnak içinde yazıyor. Diyor ki keşke bütün lojistik firmaları Necdet Bey sizin gibi yapsa, bizim işimiz çok kolaylaşır. Hepinize teşekkür ediyorum. Öğle vakti, vaktinizi aldık. Biz de vakit verdik. Fedakarlık olmadan kahramanlık olmaz arkadaşlar. Fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık bu ülke için değer. Bu devlet için değer. Bu bayrak, bu sancak için değer. Bu ordu için değer. Bu aziz millet için değer arkadaşlar. Bizden iki kuşak önceki dedelerimiz canı feda ederek bu ülkeyi bize teslim ettiler. Biz de onlar gibi hazır kıta ülkemizde nöbetteyiz. Askerimiz sınırda, biz de işimizin başında nöbetteyiz. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlıyor. Ailelerinize teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.